Değerli konuklarımız, moderatörlüğünü BNP Paribas Cardiff Türkiye CEO'su Cemal Kişmir'in yapacağı bu oturumda Türkiye 2023'te ilk 10 arasına nasıl girer? Bu hedef doğrultusunda ne yapmalı sorusunun yanıtı aranacak. Liderlerin öngördüğü değişim ve reform talepleri, geleceğin sektörleri, girişim için yeni fırsatlar tartışılacak. Değerli konuklarımız, ben moderatörümüz ve konuşmacılarımızı sahneye almak istiyorum. Moderatörümüz BNP Paribas Cardiff Türkiye CEO'su Sayın Cemal Kişmir. Ve değerli konuşmacılarımız, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Suzan Sabancı Dinçer, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Begümhan Doğan Faralyalı, Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ethem Sancak, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ümit Boyner'i sahneye davet ediyorum. Değerli konuklar, saygıdeğer basın mensupları, kıymetli konuşmacılar, hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu zirvenilik paneli Türkiye 2023 ve Türkiye'nin 2023 yılına giderken olan vizyonu ve Türkiye'nin dünyanın ilk büyük 10 ekonomisine içine girmesi için ne yapması gerektiği ile alakalı iş liderleriyle sohbet ediyor olacağız. Dolayısıyla bugün esasında yakını uzakta görmeye çalışacağız. Uzağı da yakında görmeye çalışacağız hep beraber. Ben çok fazla uzatmadan öncelikle konuya Ümit Hanım'la beraber başlamak istiyorum. TÜSİAD'ın buradaki en yüksek temsilcisi olarak. Evet, biz Eylül ayında Vizyon 2050 diye bir rapor yayınladık. Aslında bu dünyada yapılan sürdürülebilir büyüme odaklı raporun bir Türkiye'ye bakan penceresiydi. Çeşitli noktalardan Türkiye'yi bugünkü yapısıyla 2050'ye nasıl taşırızı çok ana hatlarıyla ele alan bir rapordu. Tabii bunun alt kırılımları aslında bu dinamik ve sürekli geliştirmesi gereken bir rapor. Bunun devamı gelecek ve hatta sektörel bazda da bunu yapacağız. Ben bir kere şu ekonomik büyüklük rakamına bir girmek istiyorum. 2010 büyüklüklerine baktığımız zaman Türkiye 16. sırada ve %6.7 gibi bir büyüme gerçekleştirmiş. İtalya 10. sırada, Meksika 11. sırada, Kore 12. sırada. İtalya'nın büyüme hızı 2010'da 2,5'muş, Meksika'nın 4'müş, Kore'nin %6.6'ymış. Aslında Türkiye'nin önündeki büyüme potansiyelini gördüğümüz zaman, evet yani Kore bizim için tabii o da ciddi bir büyüme potansiyeli taşıyor. Bizim biraz işte İtalya ve Meksika'yı bir kenara koyarsak, belki bir şans var önümüzde ama çok ciddi şekilde nasıl büyüyeceğimize ve nelere dikkat etmemiz gerektiğine bakmamız lazım. Bu bize aşağı yukarı sürekli ve hızlı bir büyüme, yani %8'lere varan aşağı yukarı bir büyüme hızı öngörüyor. Aslında demografik yapımızla, dinamik iç pazarımızla, girişimci sermayemizle, girişimcilerimizin atılımcılığıyla bunu gerçekleştirebiliriz gibi görünüyor. İş tasarruf oranından bahsedildi. Bence çok önemli bir gelişmedir bu. Türkiye'de tasarruf yok diyemeyiz. Yani Türkiye'de tabii ki tasarruf var. Yani farklı yerlere kanalize edilmiş durumda. Önemli olan tabii ki tasarruf bilincini arttırmak, daha fazla sayıda vatandaşımızın tasarruf edebilmesini sağlamak. Bir de esasen tasarrufların finansal sisteme girişini sağlayabilmek. Burada da finansal derinlik, finansal okuryazarlık aslında gene temelden başlayan hem sermaye piyasalarını ilgilendiren hem de bireylerin tasarruf etme şevkini, motivasyonunu arttıracak önlemler almak zorundayız. Ben hazırlayacakları paketi aslında heyecanla bekliyorum. İç tasarruf oranı açıkçası bu dış ticaret açığımız sürdüğü ölçüde bizim için önemli bir dengeleme mekanizması olacak diye inanıyorum. Türkiye'nin Ocak 2011'den beri bir sanayi strateji belgesi var. Bu çok önemli bir belge ve
hem izleme, bugüne kadar yapılmış diğer belgeler, stratejilerden farklı olarak bir izleme, değerlendirme ve takvimlendirme de taşıyor. Bunun iş dünyası olarak hep birlikte hepimiz parçası olmalıyız uygulaması boyutunda diye düşünüyorum. Teşvik sistemini şu anda gelecek, bekliyoruz. Burada eski sisteme ek olarak cari açığı artıran sektörlere destek olacak diye bir beklenti var. Bölgesel bazda bir takım teşvikler gelecek. Bunlar tabii duyduklarımız, net olarak daha bir şey bilmiyoruz ama burada önemli olan esasen rekabet ortamının bozulmamasıdır. Sektör seçiminin sübjektif olmamasıdır. Esasen biz TÜSİAD olarak hep bunu da dile getirdik. Bütün sektörlerin yatay kesitte teknoloji, inovasyon, bölgesel kümeleşme ve altyapı, fiziki ve beşeri altyapıyı geliştiren aslında yatırımların, büyük yatırımların teşviklendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama teknoloji ve bölgesel kümeleşme çok önemli diye düşünüyoruz. Sürdürülebilir kalkınmadan bahsettik. Önümüzdeki dönemde 2050 raporunda da aslında Türkiye'nin ve dünyanın önündeki en önemli challenge'lardan biri diyeyim oydu. Hem enerji kaynağını çeşitlendirmekle Türkiye yükümlü. Burada bağımlılık, özellikle belli piyasalara, belli ülkelere bağımlılık çok ciddi sorunlar yaratıyor. Siyasi sorunlar yaratabiliyor. Bütün ülkeler için bu geçerli. Tabii bu çeşitlendirmenin yanında enerji verimliliği konusunda da yapılacak çok şey var. Ve hem bunları yapacağız, hem sera gazı emisyonlarını azaltacağız, hem de büyümeye devam edeceğiz. Burada enerji sektörüne geçmek istiyorum. Aslında bu reformları ele aldığımız zaman enerji, bildiğiniz gibi, çok önemli bir girdi. Ve açıkçası şunu da ben altını çizmek istiyorum. Büyümede sanayinin etkisinin olması, üretimin etkisinin olması çok önemli diye düşünüyorum. Bugün dünyada krizden nispeten daha kolay çıkan ülkelere baktığımız zaman hepsinde üretim veya imalat sanayinin, imalat sektörünün en az gayri safi milli hasılanın %17'si, %18'i civarında olduğunu görüyoruz. Bu önemli bir eşiktir. Türkiye hiçbir zaman bir sanayi ülkesi olmaktan gözünü ayırmamalıdır diye düşünüyorum. O açıdan da enerji girdisi, enerji piyasalarının rekabetçi bir birim fiyat üretecek şekilde, referans fiyat üretecek şekilde serbestleştirilmesi de önümüzdeki dönemde gündemimizde olacak diye düşünüyorum. Ben 2 dakikada geçtim. Çok teşekkür ederim. Bir şey verebildim diye ümit ediyorum. Çok teşekkür ederiz Ümit Hanım, değerli görüşleriniz için. Buradan Ethem Bey'e geçmek istiyorum. Ethem Bey. Kapitalizmin tek bir çaresi var. Asya'ya gidecek. Daha önce naklettiği ham maddelerin yerine en kıymetli ham madde olan insanı özgürleştirecek. O özgürleşen Asyalı birey haline gelecek. Kendisi için hem özgürlük üretecek, hem refah üretecek. Bakın, bizim serüvenimize bakın. Biz 2001 yılına kadar demokrasinin olduğunu bilmiyorduk. 80'de başladık öğrenmeye. 2001'de çok şükür büyük sıkıntılar yaşayarak ve haddini bil diyerek bazı yerlere seçilmişin otoritesini sağlayan sürecine girdik. Daha çok başındayız. Ama bu demokratik atılımla bile, bu azıcık demokratik atılımla bile 200 milyar dolarlık ekonomi 800 milyar dolara çıktı. Çünkü demokrasi üretimi geliştirmenin yegane şartıdır. Ve zaten burjuvalar onun için demokrasi için öldüler. Yoksa sanatçı misali bir hobi olarak gördüklerinden değil burjuvaların demokrasiye sarılması. Çünkü üretici güçlerin gelişebilecekleri tek ortam, tek iklim demokrasidir. Onun için Asya'da demokrasi gelişecek. Batı'nın kaçınılmaz görevi budur. Kurtulması mümkün değildir aksine. Ve oradaki insan üretmeye başlayacak. Bizim marka üretip ihraç etmemiz lazım. Bakın geçen gün ben Dubai'ye gittim, bir açılışa gittim. Ben çok iyi hatırlıyorum, yani çok iyi biliyorum, okudum o zaman 2 yaşındaydım. 56'da Hilton İstanbul'a geldiği zaman Türkiye Cumhuriyeti bayram yaptı. Çağ atladık Hilton geldi diye. Bakın geçen gün ben Dubai'ye gittim. Biz otel markası ihraç ediyoruz dünyaya. Rixos diye bir kuruluşumuz 10 ülkede otel açıyor. Hedefi
20'ye çıkmak 2 yıl içinde. Ve dünyanın en iyi otelleri, öyle Han otelleri falan da değil. Bakın marka ihraç ediyoruz. Bu çok önemli. Bizim mutlaka marka üretip ihraç etmemiz lazım kalıcılık için. Daha çok söyleyebilirim ama vaktim bitti. Diğer konuşmacılara da haksızlık yapmak istemiyorum. Ama söyleyeceğim gerçekten çok içim dolu. Peki sen ne yapıyorsun diyebilirsiniz. Sen bunları konuşuyorsun ama kendin ne yapıyorsun? Ben bir şirket yönetiyorum ilaç dağıtımı üzerine. Şu anda Asya coğrafyalarının en büyük şirketiyiz. İngiliz ortağımız var. Dünyanın en büyük 4. ilaç dağıtıcısı Boots. Onun partneriyim ben. Aynı zamanda İngilizce bilmediğim halde o dev İngiliz şirketini yöneten 5 kişiden biriyim. Korkmamanız için söylüyorum bunu. İcra kurumundayım. İngilizlerin 160 yıllık şirketi, göz bebekleri gibi korudukları aile şirketi diyorlar Boots'a. Ve 5 kişi yönetiyor. Birisi benim. Dedim ki ya ben İngilizce bilmiyorum. Beni nasıl alıyorsunuz icraya? Dediler ki biz dil bilen adam aramıyoruz ki. Strateji bilen adam arıyoruz. İngilizler akıllı. Şimdi ben ne yaptım mesela? Bakın şu anda Cezayir ve Mısır'ın en büyük ilaç dağıtıcısıyım ben. Ama gittim İngilizlerle bir strateji yaptım. Dedim ki benim ülkemin bir hedefi var. Biz 2023'te buraya gelmek zorundayız. Ben de size 2023'e ilişkin hedef alyansa bir plan yaptım. Bunu onaylamanız lazım. Onaylamazsanız ben bu şirketi yönetmem dedim. Tamam dediler. Hedeflerimiz ne? Mesela birkaç tanesini paylaşayım. Biz önümüzdeki 10 yılda çevrede... Rica etsem 1-2 dakika. Hemen kesiyorum. Sağ ol. 10 ülkede, çevremizdeki 10 ülkede bir numara ilaç dağıtıcısı olacağız. Zaten ikisinde olmuşuz. Üçünde 7 tane var. Şu anda 5 milyar dolar ciromuz var. Önümüzdeki 10 yılda 50 milyar dolar çıkacağız. Buraya hedefledik ve yapılabilir. Hayali değil ki İngilizler kabul ettiklerine göre İngilizler hayal kabul etmezler bizim gibi. Rakama bakarlar. Bir hedef daha koyduk. Önümüzdeki 10 yılda biz Asya coğrafyalarına 1000 Türk yönetici ihraç edeceğiz. Ve başladık. Şu anda Asya coğrafyalarımızda bizim işimizi yöneten 20'ye yakın Türk yöneticimiz var. Biz bunu çıkaracağız 1000'e. Şimdi işte herkes kendi yönettiği iş açısından bu hedefleri koyarsa emin olun 2 trilyon dolar değil, Laz'ın deyimiyle belki 5 trilyon dolar bile yaparız. Niye olmasın? Çin yapıyor da biz niye yapmayalım? Hocam hastalığı artıracaksınız o zaman. Değil, hastalık değil. Şimdi yapı kadar büyüyeceğinize göre. Ama Asya'da bakın şöyle söyleyeyim bakın. Bir Amerikalı 800 dolar ilaç tüketiyor yılda. Bakın. 800 dolar ilaç tüketiyor Amerikalı yılda. Bir Amerikalı. Hintli 10 dolar tüketiyor. Biz 100 dolar tüketiyoruz. Bakın 800 dolar tüketiyor. Bu Amerikalıların hasta olduğu anlamına gelmez ki. Öyle. Değil mi? Ama Amerikalı'nın ortalama ömrü 80 yıl, Hintli'nin 50 yıl. Fark o. Çok teşekkür ederim. Saygılar. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben Suzan Hanım'la devam etmek istiyorum. Suzan Hanım, baktığımız zaman 2008 yılındaki krize, finans krizi esasında merkezinde bankacılık sektörünü, bankaları aldı. Daha sonra bu kriz bir likidite krizinden sonra kriz bitiyordu, bitmiyordu, kriz küçülüyordu, büyüyordu derken esasında geçtiğimiz sene itibariyle bu kriz global olarak hükümetler seviyesinde yeni bir resim çizmeye başladı. Türkiye hakikaten son 10 yılda çok büyük ivme kazandı. Bugün 260 milyar dolar olan gayri safi milli hasılası 760 milyar dolar. 70 milyar dolarlık ticaret hacminden Türkiye 370 milyar dolara geldi. Bankacılık sektörünün aktifi 200 milyar dolardan 1.2 trilyon dolara geldi. Türkiye buraya kolay gelmedi. Son 10 yılda çok mutelif hem reformlar yaptık hem de çok büyük özveriyle çalışıldı. Şimdi Türkiye önümüzdeki dönemde ilk 10 ekonomi arasında 10. ekonomi olmak için bir hamle yapmak istiyor. Ben bu müteşebbis yapıyla, bu dinamik reel sektörüyle ve genç nüfusuyla Türkiye'nin kesinlikle bu ikinci hamle yapabileceğine inanıyorum. Ezel bir COVID sektörüne değindi ama COVID sektörü olmazsa olmaz. Çünkü Türkiye'de genç bir nüfus var, dinamik bir nüfus var, bizim sorumluluğumuz var. COVID sektörü bugün Türkiye'de istihdamın %85-86'sını bugün sağlıyor. Ama bankacılık sektöründen aldığı krediler de %20-25'ler civarında. Dolayısıyla COVID sektörüne bizim muhakkak eğilmemiz lazım. Orada bir fırsat var, COVID'leri desteklemek istiyoruz. Sadece krediler değil, çünkü COVID
sektörün sadece banka kredileriyle büyümesi de mümkün değil. Dolayısıyla kobi sektörünün borsalar kanalıyla halka açılması ve dolayısıyla da şeffaflaşması önemli. Halka açılıp şeffaflaştıkça da kobi sektörleri arasında muhakkak birleşmeler olacak. Kobi sektörüne danışmanlık hizmetleri verilecek. Bu sektörün bankacılık sektöründe çok büyüyeceğini düşünüyoruz diyor. Varlık yönetimi bankacılık sektörünün bir başka önemli hizmet vermesi gereken pozlardan biri. Türkiye'de bugün enflasyon düşünce ki bu sene hükümetin politikası aşağı yukarı 5,5 civarında düşük enflasyon, düşük reel faiz ortamında varlık yönetimi çok ehemmiyet kazanır, çok büyük sorumluluk verir. Dolayısıyla bankacılık sektöründe bundan sonraki dönemde varlık yönetiminin, uzmanlaşmış kadroların çok önemli rol alacağını düşünüyoruz. Bankacılık sektörünün bir başka açıdan da hizmet modellerinde değişim görüyoruz. Türkiye'de bugün mobil kullanımı 7 yaş merkezine düştü. Hakikaten mobil ve internet kullanımı birçok kişi tarafından çok rahatça kullanılıyor. Çok genç bir nüfus ve bu iki önemli aracı çok rahat kullanan bir nüfus var karşımızda. Dolayısıyla ben mobil ve internet bankacılığının bankacılık hizmetlerinde çok önemli rol alacağını düşünüyorum. Bugün internet bankacılık sektörünün %25'ini kapsıyor. Önümüzdeki dönemde mobil artı internet bankacılığının önümüzdeki 5 yılda bankacılık hizmetlerinin %40'lar mertebesine geleceğini bekliyoruz. Dolayısıyla bizim sektörümüzde verimlilik, hız, sürat, müşteriye hızlı erişim ve daha çabuk erişim önem kazanacaktır. Şubeler tabii ki önemli olacak ama oralarda daha çok uzmanlaşmış kadrolar olur. Diğer bankacılık, otelik bankacılık hizmetleri mobil ve internet bankacılığı kanalıyla yapacağımızı düşünüyorum. Genelde söyleyebileceğim özet olarak sektörle ilgili. Teşekkür ederiz. Bunu çok teşekkür ederiz değerli görüşleriniz ve özellikle de analiziniz için. Ben buradan Nihat Bey'e geçmek istiyorum. Evet, konuşmamız ana konusu 2023'te Türkiye nasıl olacak? Dünyanın gelişmiş 10 büyük ülkesinden bir tanesi olabilecek miyiz? Bazı hedefler ortaya kondu. Yaklaşımlar var. Bunları gerçekleştirebilecek miyiz? Eğer bunları gerçekleştirirsek, Türkiye'nin gelişmiş dünyanın 10 ekonomisten birisi olacağı, bugünkü hesaplamalara göre, Sayın Başkan'ın da açık konuşmasında söylediği gibi, önümüzdeki 7 tane ciddi rakibimizi geçip bu ilk 10 içerisinde girebiliriz. Şimdi bugüne bakalım. Nüfus 75 milyon civarında. Kimi diyor ki 85 oluruz, kimi diyor 90 oluruz diyor. Ben 100 milyon olmak istiyorum. Eğer 100 milyon olursak en büyük silahımız olan genç nüfus sayın oranımız 100 milyon olduğumuz zaman önemli bir rakam olacak. Bu bizim 2023'teki gelişmiş 10 ekonomi arasında bu nüfusu iyi kullanabilirsek eğer, bizim buraya ulaşmamızda büyük şansımızı arttırır demektir. Bir defa hidrolik enerjilerin tümünü yapmamız lazım. Şu anda 17 bin megawattını yapabilmişiz. Daha yapılacak önümüzde 30 bin megawatt var. Cari açığın can damarlarından bir tanesi bu. İkincisi, yerli kömüre dayalı ne kadar yerli kömürümüz varsa çevreye saygılı olmak şartıyla. Bütün hepsinin konumunun başlığı çevreyi bozmamak, vatandaşı rahatsız etmemek ama kaprisli vatandaşı değil. Gerçek vatandaşı rahatsız etmemek üzere çevreye saygılı olmak şartıyla yerli kömüre dayanan bütün santralleri yapmamız gerekti. Rüzgar, jeotermal ve güneş enerjisinin de tamamını ki bu yönden ülkemiz şanslı bir ülkedir. Bunları hayata geçirmemiz gerekti. Bu şekilde 2023 yılına kadar sadece bu alanda her yıl 20 milyar kilowatt saat, 20 milyar dolarlık yatırım yapmamız gerekti. Şimdi diyeceksiniz ki niye burada doğalgaz yazmadınız? Yazmadım. İki dakikada bitiriyorum. Çünkü Türkiye doğalgaz santrallerinde artık en üst noktaya gelmiştir. EPDK olarak artık bir tek santrale kadar hiçbir şekilde lisans vermemelidir. Bu sene zaten çok kritik biz günleri geçirdik. Bir de ayrıca bu noktada başka rahatsızlığımızın olmaması gereklidir. Bunların yanında devletin elinde bulunan
özelleştirilmesinde sıra bekleyen, kömüre dayalı, neredeyse 16 bin megawata yaklaşan bu santralleri bir an önce özelleşmelidir. Dağıtımlar özelleşmelidir. Şu anda dağıtımların ancak %30'u özelleşmiştir. Sistem topal olarak çalışmaktadır. Bunu yapmamız gerekli. Bunların hepsini yapsak dahi 500 milyar kilowatt saati üretemiyoruz. Türkiye bir an önce bugün dahi 3 tane nükleer santralin ihalesini yapmalıdır. Bir tanesini yaptık, Akkuyu. Akkuyu'ya biz 15 sene evvel başladık. Bütün altyapısını yaptık devlet olarak. Bütün sondajlar hazır. Bu işi alan Rus firması diyor ki ancak 2 yıl sonra inşaata başlayabilirim, 5 yıl veya 7 yıl sonra bitirebilirim diyor. Onun için geç kalmadan 2023 yılında 500 milyar kilowatt saate ulaşabilmemiz için bire de bir değil, 3 nükleer santrale birden başlamamız lazım. Ben konuşmamı burada zaman da kısıttı, kesmek mecburiyetindeyim. Teşekkür ediyorum, hepinize saygılarımı sunarım. Begümen Hanım'a dönmek istiyorum son olarak. Eğitim çok çok önemli. Bugünlerde de çok hassas bir konu. Türkiye milli gelirinin %2,5'unu eğitime harcıyor. Bu OECD ile karşılaştırdığınız zaman 5,5 civarında. Türkiye'de lise ve lise üzeri diploma sahibi olanların oranı 40'larda. Bu OECD'de %80'lerde. Ve bu sadece tabii ki eğitime harcadığımız parayla da olmuyor. Birçok araştırma gösteriyor ki eğitim kalitesini yukarıya çıkarmamız büyümemize ciddi bir katkı sağlayacak. Dolayısıyla eğitim kalitemizi yukarıya çıkarmamız şart. Dünyanın ilk 10 ekonomisine girmek için iş dünyasına çok büyük bir rol düşüyor. İş dünyası peki yatırımcı, girişimci nasıl daha iyi çalışır, nasıl daha önü açılır diye düşündüğümüzde ne ister girişimci? Aslında sade ve iyi işleyen bir bürokrasi ister. Yani bürokrasiyle iş dünyasının birbirlerini daha iyi anlamaları, daha verimli çalışmaları gerektiğine inanıyorum. Bunun yanı sıra da gri alanları olmayan iyi net yazılmış kanunlar. Bu da çok önemli. İş dünyası bununla çok zaman kaybedebiliyor zaman zaman. Çünkü kanunların net olmamasından dolayı. Ve tabii ki hızlı ve adil çalışan bir hukuk sistemi de çok çok önemli. Bunlar yatırımcının iş dünyasının önünü açması için gerekli reformlar diye düşünüyorum. Bir de tabii gelişen dünyada, değişen dünyada artık sermaye, beşeri sermaye. Yani insan kaynağına yatırım çok çok önemli. Bence şirketlerin sahip olduğu en büyük sermaye bu. Dolayısıyla doğru insan kaynağı stratejilerini geliştirmeleri, KOBİ'lerimizin kurumsallaşması, iyi iş gücü çekmesi, insan kaynağına yatırım yapması, doğru eğitimleri ortaya koyması, Türkiye'nin verimliliğini, şirketlerimizin verimliliğini, dolayısıyla Türkiye'nin verimliliğini çok arttıracaktır ve Türkiye'yi ileri götürecektir diye düşünüyorum. Zaten benden önce konuşan arkadaşlar birçok şey söyledi. Dolayısıyla bu kadar. Çok teşekkür ederiz Begüm Hanım. Değerli görüşleriniz için. Çok mersi. Saygıdeğer dinleyiciler, biz panelimizin sonuna geldik. Ben gerçekten sizlerin nezdinde tüm panelistlerimize görüşleri, planları, heyecanlı vizyonları için çok teşekkür etmek istiyorum. Çok keyifli bir panel oldu. Bu panelin organizasyonu içinde öncelikle Bursa Valiliği, Bursa Belediyesi, Kapital ve Ekonomist dergileriyle beraber tüm sponsorlara gerçekten çok teşekkür ederim. Çünkü 2023 yılı hakikaten birçok açıdan anlamlı. Türkiye'nin sadece önümüzdeki 10-12 yıllık hedefi olarak değil, Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelirken böyle bir vizyona sahip olmak ve bu vizyonu 12. yüzyılda Osmanlı'nın Söğüt'ten yola çıktığı Bursa'da yapıyor olmak da biraz önce Ethem Bey'in de söylediği gibi gerçekten çok önemli bir nokta. O yüzden de çok teşekkür ediyorum bütün sponsorlara ve de organizasyonun arkasındaki kurum ve kuruluşlara. Bugün sizlerle biz burada esasında stratejiyi konuştuk. Ama stratejinin sözlük tanımına baktığımda şöyle tanımlıyor. Önceden planlanmış belirli bir amaca ulaşmak için izlenen yol. Dolayısıyla biz gerek planlama olarak, gerek amaç olarak, gerekse de izlenen yol olarak bunları konuştuk. Ama strateji esasında baktığınızda liderle beraber ete kemiğe bürünüyor. Dolayısıyla bir stratejinin hayata geçip geçmeyeceğini nereden anlıyoruz derseniz, tabii ki birçok göstergelere bakarak anlıyoruz ama
Bence en önemlisi liderin gözlerinin içine bakarak anlaşılıyor. Dolayısıyla bugünkü bu panelde bunu çok yakından gördüğümüzü düşünüyorum ve kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.